Aşağıdaki verilere göre ara sınavla final sınavı arasında hangi öğrencinin notu en fazla yükselmiştir, artmıştır? Her bir öğrencinin verisi de sütun grafiğiyle gösterilmiş. Ara sınavı gösteren mavi ve final sınavını gösteren kırmızı olmak üzere iki tane sütunumuz var. Bakalım, ara sınav mavi ve final sınavı kırmızı bunlar. Bazen bu tür grafiklere ikili sütun grafiği diyebiliriz. Çünkü buradaki her bir öğrenci için iki ayrı sütunda verilerimiz var. Verilere bir göz atacak olursak, ara sınav ve final sınav sonuçlarının verilerini görüyoruz. Bizim bulmamız gereken ara sınavla final sınavı arasında notu en fazla yükselen, artan öğrenci hangisi? Yasemin'e bakacak olursak, en sol tarafta olduğu için ondan başlayalım. Ara sınavla final arasında kesinlikle bir ilerleme var, değil mi? Tahmin yürütecek olursam ara sınavı 72 ya da 73 gibi duruyor. Sadece tahmin edebiliyorum çünkü kesin sayıyı bilmiyorum. Final sınavına bakarsak da galiba 77-78 gibi, değil mi? Dolayısıyla ara sınavla final arasında 5 puan kadar yükselmiş. Verilerin rakamlarını tam olarak bilemiyoruz çünkü sütunlarda sayılar kesin olarak verilmemiş. Umarım diğer öğrencilerin notlarına bakınca durum biraz netleşir. Şimdi de Cenk'e bakalım. Cenk de ara sınavla final sınavı arasında bir düşüş var. Evet, ara sınavda 85'ten biraz fazla ve final sınavında da 84 ile 85 arasında bir not almışa benziyor. Dolayısıyla notunu düşürmüş. Yazık. Cevap kesinlikle Cenk değil. Notunu en fazla yükselten kişi o değil çünkü notunu yükseltmemiş bile, onun notu düşmüş. Sonrakine, yani Deniz'e bakacak olursak, Deniz de Yasemin gibi galiba, yani aynı oranda bir ilerleme kaydetmiş gibi görünüyor. Bu arkadaş her iki sınavda da Yasemin'den daha yüksek not almış ama sadece ilerlemeye bakılırsa Yasemin'le aynı gibi. 83'ten 88'e yükselmiş gibi görünüyor. Sence tahmin ediyorum, buradaki eksenlere bakıp notların ne olduğunu tahmin etmeye çalışıyorum. Ve şimdilik Deniz ve Yasemin bu üç kişi arasında Deniz ve Yasemin notları en fazla yükselen kişi olmaya adaylar. Şimdi de Cansu'ya bakalım. Burada bariz bir sıçrama var. Notunu ara sınavla final sınavları arasında belirgin bir şekilde yükseltmiş. Görünüşe göre ara sınavdan 81 ya da 82 almış. Ve sonra final sınavında 95 gibi görünüyor. Değil mi? Bu bayağı ciddi bir yükseliş. Ve şimdi Cansu ara sınavla final arasında en fazla yükselişi yakalayan yarışmacı. Evet, öğrencimiz. Ve son olarak da Esra. Ara dönemden final dönemine kadar bir düşüş var, değil mi? Ara sınavda 95 civarında bir not almış ve finalde yaklaşık olarak 90'a düşmüş. O zaman en iyi ilerlemeyi gösteren kişi kesinlikle bu arkadaşımız değil. Sonuç olarak kazanan Cansu. En iyi ilerlemeyi gösteren öğrencimiz Cansu. Tebrikler.